Merhaba arkadaşlar, bugün size nemlilik yağışı anlatacağım. Öncelikle nemin tanımıyla başlayalım. Nem, havadaki su buharı miktarıdır. Peki, biz bu havadaki su buharını neyle ölçüyoruz? Higrometre, nemi ölçtüğümüz cihazın ismidir. Peki, nemin çeşitleri nelerdir? Mutlak nem, maksimum nem ve bağlı nem nemin çeşitleridir. Mutlak nem, 1 metreküp havada bulunan su buharı miktarıdır. Ve hava ısındıkça mutlak nem miktarı artacaktır. Dolayısıyla sıcaklık ile mutlak nem doğru orantılı olacaktır. Peki maksimum nem nedir? Maksimum nem de 1 metreküp havanın alabileceği en fazla nem miktarıdır. Dolayısıyla maksimum nem ile sıcaklık yine doğru orantılı olacaktır. Çünkü hava ısındıkça genleşir ve beraberinde alabileceği nem miktarı da artacaktır. Bağlı nem ise mutlak nemin maksimum neme oranıdır. Bağlı nemle ilgili şunu söyleyebiliriz. Bağlı nemin fazlalığı beraberinde yağış getirecektir. Azlığı da yağış ihtimalini azaltacaktır. Bu da tabii ki maksimum nem sabit kalmak koşuluyla, eğer mutlak nem miktarı fazlaysa yağış ihtimali fazla, yani bağlı nem fazla. Yine maksimum nem sabit kalmak koşuluyla eğer mutlak nem miktarı az ise bu sefer de yağış miktarı azalacaktır. Yani bağlı nem miktarı azalacaktır. Hemen şurada örneklendirirsek, bu arada tabii ki yine aynı şekilde grafiğe vurduğumuzda dolayısıyla sıcaklıkla bağlı nem miktarı ters orantılı olacaktır. Peki sıcak ve soğuk hava olarak değerlendirdiğimizde dedik ki maksimum nem miktarı hava ısındıkça genleşiyor. Dolayısıyla soğuk havada daha az nem taşıyan bir hava varken sıcak havada daha fazla nem taşıyan bir hava bulunmakta. Bununla birlikte soğuk havadaki nem taşıma oranı daha az olunca mutlak nem miktarı da daha fazla olacaktır ve beraberinde bağlı nem artacaktır. Hava ısındıkça, hava genleştiği için maksimum nem miktarı artacak. Bu da bağlı nemin azalması anlamına gelecektir. Şimdi bu alana baktığımızda 3 farklı merkez görüyoruz. Bu merkezlerde mutlak nem ve maksimum nem oranları verilmiş. Buradaki yağış ihtimalini değerlendirelim. Öncelikle birinci merkeze baktığımızda mutlak nem maksimum nemi geçmiş. Bu ne demek? Burada bağlı nem %100'ü aşmış. Dolayısıyla bu alanda yağış gerçekleşir demek. İkinci merkeze baktığımızda mutlak nem ve maksimum nem oranlarını eşit olarak görüyoruz. Demek ki burada havanın doymuş olduğunu görüyoruz ama henüz yağış başlamadı. Üçüncü merkezde ise maksimum nemin mutlak nemden fazla olduğunu görüyoruz. Bu da yine yağış ihtimalinin olmadığını, yaklaşık %50 bir nem açığı olduğunu söyleyebiliriz. Yağış bu alanda bulunmamaktadır. Buradan yola çıkarak bağlı nem miktarının %70 olduğunu varsayarsak %30 bir nem açığı olacaktır. Eğer bağlı nem miktarı %100 ise hava doymuş olacaktır. Ancak yağış bağlı nemin %100'ü aşması durumunda gerçekleşecektir. Bu alandan değerlendirdiğimizde yine belli bir yükseltiye çıktığımızda sıcaklıkla ilgili nasıl bir değişim olacak ve nem miktarını nasıl etkileyecek birlikte bakalım. Yerden yükseldikçe tabii ki havanın soğuduğunu göreceğiz. Soğuyan havayla birlikte maksimum nemin azaldığını ve beraberinde de nem açığının azaldığını, yani yağış ihtimalinin arttığını, yani bağlı nemin beraberinde arttığını gözleyeceğiz. Tam tersi, aşağı inerken ise havanın ısındığını göreceğiz. Havanın ısınmasıyla birlikte maksimum nem miktarı artacak. Maksimum nem miktarının artması beraberinde nem açığını arttıracak ve bununla birlikte de yağış ihtimali azalacak. Yani bağlı nem miktarı beraberinde azalacaktır. Yağış oluşum şekillerinden bahsedersek, 3 farklı yağış oluşum şeklimiz var. Orografik yağışlar, yükselim yağışları ve cephe yağışları. Burada orografik yağışlar, denizden gelen hava kütlesinin dağa çarpması, daha sonra yükselmesi, yükselirken soğuması ile birlikte gerçekleşen yağışlardır. Peki nerede görülmektedir? Dolayısıyla dağların denize
paralel uzandığı kıyılarda ve hemen denizin akabinde uzanan dağ sıralarında görmekteyiz. Yani Karadeniz, ama Karadeniz'de özellikle Doğu ve Batı Karadeniz'de daha yaygın görülürken, ayrıca Antalya kıyılarında yine biz bu yağışı görmekteyiz. Dünyada nerede görürüz sorusunun cevap olarak da Muson Asyası bu yağışların görüldüğü alan olacaktır diyoruz. Yükselim yağışlar ise ısınan havanın yükselmesi sonucunda gerçekleşiyor ve bizim iç kesimlerde gördüğümüz yağışlardır diyoruz. Özellikle ilk bahar döneminde iç Anadolu'da görürken, yaz döneminde ise Erzurum, Kars'ta görmekteyiz biz bu yağışları. Dünyada ise yıl boyu ekvatorda görmekteyiz. Cephe yağışları ise aslında bizim ülkemizde gördüğümüz kış yağışlarının %90'ını oluşturan yağışlardır. Cephe yağışları Akdeniz iklim bölgelerinde görülmektedir. Nasıl oluşmaktadır? İki farklı hava kütlesi karşılaşır. Sıcak olan hafif olduğu için yükselir. Yükselme sonucunda soğur ve beraberinde yağış olarak tekrardan yüzeye inecektir. Cephe yağışları dediğimiz gibi Türkiye'deki kış yağışlarının %90'ını oluştururken, Akdeniz iklim sahalarında, bölgesi değil iklim sahalarında, yani Akdeniz kıyıları, Ege kıyıları, Güney Marmara kıyılarında görülmekte. Ayrıca dünyada da 60. enlemler çevresinde görülmektedir. Yani burası Akdeniz iklim bölgelerinde görülürken, ayrıca 60. enlemler. Çünkü 60. enlemlerde de sıcak ve soğuk hava kütlesinin karşılaşması bu yağış oluşum şeklini oluşturmaktadır. Gelelim yoğuşma çeşitlerine. Yoğuşma çeşitlerinde şöyle bir tablo hazırlıyoruz. Diyoruz ki sıcaklığın sıfırın üzerinde ve altında olduğu yerlere bakacağız. Eğer sıcaklık sıfır derecenin üzerindeyse ve yoğuşma yukarıda gerçekleştiyse, yağmur zeminde gerçekleştiyse, sis ya da çiğ şeklinde ifade edeceğiz. Eğer sıcaklık sıfır derecenin altındaysa, yukarıda gerçekleştiyse kar, zeminde gerçekleştiyse kırağı ya da kırç şeklinde ifade ediyoruz. Peki burada bir de dolu diye bir yoğuşma şeklimiz var. Dolu ani soğuma ile birlikte gerçekleşen yağış şeklidir diyoruz. Kendi bölgemizde kırağı ve kırçı yaşadığımız alanda çok fazla görmüyoruz. Tabii ki bunun sebebi bizde sıcaklıkların sıfır derecenin altına düşmemesi olacaktır. Peki şimdi buradaki haritaya bakarak dünyada nereler daha fazla yağış alıyor, nereler daha az yağış alıyor, bir de onlara değinelim. Dünyada en fazla yağışı Cherrapunji şehri alır. Cherrapunji Hindistan'da bir küçük kasaba, küçük şehirdir ve yıllık ortalama yağış miktarı 12 bin milimetredir. Yani şu alandaki Cherrapunji yıl içerisinde 12 bin milimetre. Yaşadığımız yer yaklaşık 600'de 1000 milimetre yağış alırken, bu şehir bizim yaşadığımız yerden yaklaşık 12 kat daha fazla yağış almaktadır. Ve bu yağışı sadece yaz döneminde almaktadır. Ve özellikle hakim olduğu saha, yani Güneydoğu Asya, toplamda oldukça fazla yağış alan yerlerden bir tanesidir. Bu alanda şöyle alanı alırsak, Güneydoğu Asya oldukça fazla yağış almaktadır. Bir diğer yağışlı alansa ekvatoral bölge. Çünkü ekvatorda hangi yağış oluşumu görülmektedir? Yükselim yağışları. İşte görülen bu yükselim yağışları beraberinde tabii ki ısınmayla gerçekleştiği için ve ekvatorda her dönem sıcak olduğu için ısınan hava yükselir. Yükselmesiyle birlikte de yağış oluşturacaktır. Bu yüzden de her dönem yağışlı ve bol miktarda yağış almaktadır. İklim olarak en fazla yağış alan iklimdir. Evet, yer olarak Cherrapunji daha fazla yağış alır ama iklim olarak en fazla yağışı ekvatoral bölge. Yani Amazon Havzası, Kongo Havzası ve Endonezya ekvatoral iklim sahalarıdır ve fazla yağış alan yerlerdir.
Diğer fazla yağış alan yerimiz Batı Avrupa. Batı Avrupa'da da biz ılıman okyanusal iklimi görüyoruz. Yani yine her mevsim yağışlıdır ama ekvatoral bölge kadar toplamda yağış almayacaktır. Ortalama 1500-2000 mm'ye ulaşmayan bir yağış miktarı olacaktır. Batı Avrupa'da yine fazla yağışlı alanlardan olacaktır diyoruz. Peki kendi ülkemizde nereler daha az yağış alır? Bir de ona değinelim. Türkiye'de özellikle Tuz Gölü çevresi, yani Konya Karapınar çevresinde çok az yağış olmaktadır. Yani şu alan toplamda en az yağışlı olan alandır diyebiliriz. Burası Konya Karapınar. Ayrıca Iğdır bulunduğu konum itibariyle yine toplamda oldukça az yağış alan yerlerdendir diyoruz. Peki daha fazla yağış alan yerler nereler? Tabii ki Doğu Karadeniz, Batı Karadeniz, Antalya kıyıları, Muğla, Hakkari, bu alanlar toplamda daha fazla yağış alan yerlerdir. Bu kısmın ve Antalya'nın fazla yağış alması ve yine Muğla'nın dağların uzanış doğrultusuyla alakalıyken, Hakkari'de yükseltinin fazlalığı ve havanın yükselmeyle birlikte daha fazla yağış oluşturması toplamda fazla yağış alması anlamına gelmektedir.